Kalem inceleme videolarına devam ediyorum ve bugünkü konuğumuz Faber-Castell Contura bendeki 07 olanı. Dümdüz plastik bir gövdeye sahip. Herhangi bir işte tutma yerinde silikon falan yok. Diğer kalemlerdeki gibi. Üst kısmında eğer 05 ise burası kahverengi oluyor. 07 ise mavi oluyor. Şöyle bu açılıyor, bir dakika. Şöyle bir silgisi var. Bu kapak çok çabuk düşebiliyor. Herhangi bir tutma yeri yok. O yüzden bunu kullanırken dikkat etmeniz gerekiyor biraz. Şurada Almanya yazısı var yine. Bu tarafında bir şey var mı? Burada yok. Çok basit bir kalem ama ben bu kalemi nerede görsem böyle sanki edebiyat dersinde ceza yazıyormuşum gibi. Edebiyat hocası ceza verir ya, böyle bir şiiri 10 defa yaz, 15 defa yaz falan diye. Böyle bir şey yapacakmışım gibi hissediyorum kendimi. 05 olanını kullanırken de geometri sorusu çözesim geliyor. Hani her yeri plastik demiştim ya. Her yerin plastik olmasının bir kötü yanı var. Burası da tamamen plastik. Ve iç kısmındaki bu mekanizma metal olduğu için bu kalem darbelere biraz dayanıksız hale geliyor. İç kısmı metal olduğu için dıştan bir darbe aldığında zarar görebiliyor, ki benimki de öyle oldu. 05 olanda herhangi bir sorun yoktu ama bunda o sorunu yaşadım. Düştükten sonra dış gövde metalin ağırlığını kaldıramadı ve bakın şimdi şuraya, burayı çevirdikçe yeniden açılıyor ve bunun sürekli dönmesine sebep oluyor. Burada çatlak oluştuğu için bu yazarken sürekli gevşiyor. Bu sebeple de içindeki uç kırılmaya başlıyor yazı yazarken. Bunun dışında diğer kalemlere göre fazla hafif. Yani içinde metal var falan dememe bakmayın. İç yapısı tutarken size fazla sağlam geliyor. Çünkü bu kısımda özellikle bir ağırlık hakim. Ama bunun dışında kalem genel olarak hafif bir şekilde yazıyor. Tam tuttuğunuz kısımsa böyle kurşun kalemler gibi bir yapıda olduğu için çizgili bir şekilde kurşun kalem tutuyormuşsunuz hissi veriyor. Hafiflik olarak da kurşun kalemi çağrıştırdığı için bence güzel bir yazım sağlıyor ve kalem inceliği çok iyi. Bu sebeple tam elinize oturuyor ve yazı yazarken size fazla bir zorluk çıkartmıyor. Şu bahsettiğim çatlamış olan kısım sizin de başınıza geldiyse nasıl halledebileceğinizi söyleyeyim bir de. İyice sıktıktan sonra tam olarak orası açılmaya başlıyor. Orayı hafiften bir damla böyle Japon yapıştırıcısı damlatırsanız ve aynı anda çıkartmanız gerekiyor yapıştırdıktan sonra. Çünkü yapıştırıcı aşağıya düşerse bunu da eritiyor ve yapıştırıyor kendine. Şu an öyle bir yapıştırıcı yok elimde. Olsaydı direkt gösterirdim buradan. Yapıştırıcıdan bir damla damlatıp hemen buraya çıkartıyorsunuz ve bu kendi kendine kuruduktan sonra takıyorsunuz. Çok uzun süre gitmiyor. Yeniden bir darbe alma durumunda yeniden çatlayabiliyor. Onun dışında eğer fazla damlatırsanız iç kısımla kaynıyor ve burası yamuluyor. Yani fazla da damlatmamanız gerekiyor. Ve böyle halledebiliyorsunuz bunu. Daha uzun kullanabiliyorsunuz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu kalem de böyleydi. Benim severek kullandığım kalemlerden bu. Yine 4-5 senelik kalemim aslında. Sadece şu kısımdaki çatlaktan dolayı bir süredir kullanmıyorum. Ama onu da hallettikten sonra yeniden yazmaya başlayacağım bununla.